Merhaba arkadaşlar. Bu sefer şu elimizde gördüğümüz şarjlı tornavidalar ve bunlarda kullanılan bataryaların kötü olması sonucunda belirli bir süre sonra işlev yapmıyor ve çalışma performansı düşüyor. Hatta kullanılmıyor. Tamamen vidaları sıkmaz hale geliyor. Bunların çözümleri var. Aslında bunları atmamak lazım. Çok ucuza mal edebiliriz. Eski laptop bataryalarından bir tane ayarlarsak içlerinde kiminde 6 tane çıkıyor, kiminde 8 tane çıkıyor ve şu şekilde nikel kalsiyum şarjlı pildir. Ve ömrü diğer pillere nazaran daha uzun ömürlüdür. Dışarıdan alacaklarımızdan da. Öyle tasarlamışlar. Aşamamız ortalama 6 tane vidayı sökeceğiz. Bir tane de şurada var, pardon, gizli. 7 tane. 7-8 tane vida bulunuyor. Bunları sökerek, içindeki pilleri çıkartarak bunu yerleştireceğiz aşama aşama. İşte kaynak makinamız, pastamız ve bu bir tane daha hazırladığım, yani pillerin öldüğü, şu anda gayet güçlü bir şekilde çalışıyor. Şarjında da bir sıkıntı olmuyor. Bir kere şarj ediyorum, 15-20 gün sonra hala kullanabiliyorum şarj etmeden. Şimdi aşama aşama ben bunun aşama aşama sökmesini, kademe kademe nasıl yapacağımızı hem çekeceğim, içerisindeki bulunan piller, tabii ki bu piller büyük ölçüde performansları düşük, yani zayıf oluyor. Şimdi şuradaki kabloları ısıtarak lehimle eriteceğim. Ondan sonra bunu hazırlayacağım. Bunu monte edeceğiz ve içine de sığıyor. Çok güzel, gayet şekilde gördüğünüz gibi içerisine sığıyor. Bir kablo da ek atacağız buna tabii ki gerekirse. İkinci aşamada görüşürüz. Evet, şu anda hazırlığımızı yaptık. Pilimi lehimledim bu şekilde. Bir tane kısa kablomuzu ayarladık. Çünkü buradaki artı eksi yan yana olmasından dolayı bunlarda da artı veya eksi aşağıda kalmasından dolayı pil boyunda bir kabloyla bunu da tedarik etmiş olacağız. Şimdi lehimlemeye geçeceğim.
Burayı da bantlayacağız çünkü toprak olmasından dolayı pilin gövdesi komple eksi olmasından dolayı bir kazayı veya bir aksiliğin önüne geçmiş oluyoruz. Öbür türlü onda 4 tane pil var. İşte 4 onda 6 volt. Bu da 3 onda 7 ama yalnız amperi yüksek olmasından dolayı 1 onda 7 volt. 3 onda 7 volt bu bataryada. Yani ondan çok çok güçlü. İşlemimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor ve tek pille çalıştırıyoruz. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. Şarj kablosu mesela, onun da buraya lehim olması gerekiyor pile ki şarj ettiğimiz zaman sıkıntı yaşamayalım. Evet, işlem bu kadar. İşlemimiz bu kadar. Yani en azından bu cihazları atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Laptop pillerinin içerisindeki pillerden muhakkak yani bir iki tanesi ölüdür. Geri kalanların çoğu sağlamdır. Ve biz bu pillerden bu cihazımızı tekrar kullanılmaya yönelik aktif ettik. Çok da zor bir şey değil. Sadece 6-7 tane bir vida sökeceğiz. Ondan sonra aynı şekilde montajımızı yapacağız. Başka da bir şey yok zaten. Bu kadar basit. En azından cihazlarımızı bu şekilde, bu tarz cihazlarımızı ufak bir çalışmayla tekrar hayata döndürmüş olduk. Bir israfın önüne geçmiş oluruz. Çünkü birçok şeyde israf var. Yazık. Bulduğum bir tane laptop pilini söktüm. Biraz meziyetlidir sökmesi ama İçinde ölçü aletiyle ölçtüğümde bir tane pilin işlev görevini yitirdiğini gördüm. Geri kalanları sağlandı. Ben de geri kalanları aldım. Bu şekilde değerlendiriyorum. En azından cihazımı daha performanslı bir şekilde çalıştırıp kullanmaya devam ediyorum. Yani toplam ne kadar sürdü diyebilirim? 20 dakika, 20-25 dakika sürmedi bile. Evet, şu anda tabii ki bu pili biraz şarj istiyor, şarja vereceğim. Şarja verdikten sonra bu şekilde çalışacak. Teşekkür ediyorum.